Hazreti Vahşi Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz ashab-ı kiramdan, belki de onun hayatını okuduğumuzda nasıl ızdırapla öldüğünü anlarsınız. Hazreti Vahşi bir köleydi biliyorsunuz. Habeşli bir köle. Çok güzel mızrak atıyor. Biliyorsunuz, buraya girmeyeceğim. Kim olduğunu zaten biliyorsunuz. Hazreti Hint, o da Müslüman oldu. Ona diyor ki seni özgürlüğüne kavuşturacağım. Hamza'yı öldüreceksin. Neden? Çünkü Hamza, Hazreti Hamza şehitlerin evveli, zirve. Babasını öldürmüş Hazreti Hint'in. Kafir öldü o. Hazreti Hint Müslüman oldu sonunda Mekke'nin fethinde. Ama dedi ki onun dedi ciğerini sökeceksin dedi. Ya bu nasıl bir şeydir ya Rabbi? Ciğerini sökeceksin dedi. Ben de göreceğim seni dedi, ağırlığın kadar altınla özgür bırakacağım. Hür olacaksın. Hazreti Vahşi de kafir. O zaman Müslüman değil. Özgürlüğüne kavuşacak. Hamza'nın kim olduğunu bilmiyor ki. Bilse zaten yapmaz. O zaman için varıyor o özgürlük. Tamam diyor. İyi de mızrak atıyor. Karşısına da çıkması gerekmiyor. Çünkü Hamza'nın karşısına çıkmak için biraz paçan sıkması lazım. Hamza öyle adam. Hamza böyle aslan avlıyor. Mekke'ye bir geliyor, sırtında aslanla geliyor adam. Atın üstünde. Sırtında aslan tek başına. Aslan avlamış çöllerde. Aslan avcısıydı Hamza. Onun karşısına çıkmak kolay mı ya? Vahşi de diyor ki ben uzaktan diyor oku atarım diyor. Korkaklık da var tabii. Denk getiririm diyor. Hazreti Hamza'yı hakikaten Uhud Savaşı'nda. Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza. Onu böyle uzaktan mızrağıyla göğsünden vurunca Hazreti Hamza tabii şehit oluyor. Yetmiyor. Vahşi özgürlüğüne kavuşmanın hırsı içerisinde. Bıçağını çıkartıyor. Mübarek bedenini açıyor. Ciğerini söküyor yerinden. Kulaklarını kesiyor. Tabii. Paramparça ediyor. Sonra Hazreti Hint geliyor. Hazreti Hint ya bak bunlar Hazreti bunlar. Hazret takımı bunlar. Allah nasıl affediyor bir görün, anlayın diye buraları da anlatıyorum size. Hazreti Hint o kadar öfkeli ki babasını öldürdüğü için Hazreti Hamza'ya. O ciğerini dişleriyle parçalayıp tükürüyor böyle. Efendimiz Aleyhisselam savaş bitiminde şehitleri dolaşırken bir bakıyor ki amcası yerde paramparça. Ayet var bu anlattığım şu bölümle ilgili. Efendimiz öyle hiddetleniyor ki onu o güne kadar o kadar hiddetli kimse görmemiş. Ve yemin ediyor cenazenin başında. Vallahi diyor Hamza için diyor 70 tane kafir keseceğim ben diyor. O kadar öfkeleniyor peygamber. Amcası ya. Amcası dedi arada 1-2 yaş var. Beraber büyümüşler ya. Kardeşi. Düşünsene sen kardeşini. Karnı parçalanmış, ciğeri bir yerde, kulağı bir yerde, gözü bir yerde. Nasıl dayanırsın bu acıya? Efendimiz de dayanamıyor işte. Vallahi diyor 70 kişiyi mahvedeceğim bunun için. Ayet iniyor ondan sonra. Diyor ki hayır. Kısasa kısas. Bir kişiye bir kişi. Bir kişiye bir kişi. Efendimiz öfkelenince hemen Cebrail geliyor. Aleyhissalatu vesselam. Hayır diyor. 70 yok. Kısas var. Bir kişiye bir kişi. Ama diyor sonunda ayete bak ya. Nasıl bir imtihan bu? Affedersen daha hayırlıdır diyor.